İyi akşamlar. Bugün 14 Eylül 2010 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Günün gelişmeleriyle haber bültenimize başlıyoruz efendim. 37 çeşit dinleme yöntemi. Değerli izleyenler, Türkiye'de telekulak operasyonlarında kullanılan dinleme yöntemleri tam 37 çeşitmiş. Özgürlüklerin daha da geliştirileceği yeni anayasada ise vatandaşlar kendilerine özel avantaj sağlayacak dinleme tarifelerinden de yararlanabilecekmiş. Mesela dilediğin kadar dinlen 5 kontür, sadece sabah dinlen 3 kontür, gece sakın dinleme 2 kontür, evden eve dinleme ise 7 kontürden tariflendirilecekmiş. Kılıçdaroğlu'na ikinci şok. Sayın seyirciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum günü sandığa gidip oy atamamasının ardından başka bir şoku da dünya şampiyonası finalinde yaşadığı ortaya çıktı. 12 Eylül günü Amerika-Türkiye final maçını izlemeye giden Kemal Kılıçdaroğlu davetli listesinde adı bulunamadığı için ne yazık ki salona giremedi. Bir günde bu kadar aksilik, ne diyelim. Evet hayır kavgasına bir yenisi daha eklendi. Yetmez ama evetçilerle hayırlısı hayırcılar referandum çıkışı birbirine girdi. Kavgada 4 kişi yetmez ama tekme tokat, 6 kişi de hayırlısıyla hafif yaralandı. Eski soru bankası ne olacak? Kopya skandalları nedeniyle bu yıl yapılması planlanan 12 sınav iptal edildi. Ve bu sınavlar için yeni bir soru bankası kurulmasına karar verildi. İçi hortumlanan eski soru bankası ise fona devredildi. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, normal banka kuruldu, hortumlandı. Üstüne soru bankası kuruldu, o da hortumlandı. Bizde bu kadar hortumcu varken dileriz sperm bankası da kurulmaz. Yoksa 73 milyon olur bir anda 143 milyon. Sayın seyirciler, devlet güvencesi altında yapıldığını sandığımız sınavlarda ortaya çıkan skandallar hayret uyandırıyor. Başkasının yerine sınava girenler mi istersiniz? Sınav sorularının parayla satılmasını mı istersiniz? Soruların önceden mail ya da SMS olarak dağıtılmasını mı istersiniz? Ne ararsanız gırla gidiyor efendim. İzliyoruz. Gel vatandaş gel. 3 gün sonra yapılacak memur sınavının damgalı mühürlü resmi soruları burada. Başka yerden sahtesini alıp kanma. Sınavı kazanamadım diye yanma. Gel abla gel. Kardeş kaç para? Bunlar 100 lira abicim. Oha. Oha ise git o zaman sınavda soruları ineğin treni seyrettiği gibi seyret kardeşim, bana ne? Kardeş 50'ye ver de alayım, gözünü seveyim ya. Olmaz abicim, olmaz. Biz burada sadece soruları satmıyoruz, yanında cevapları da veriyoruz. Üstelik bedava. Hem mağazadan almaya kalksan soruyu ayrı cevabı ayrı satıyorlar, ne haber? Hadi almayacaksan da tezgahın önünde kapam hadi. Ne yapalım, ver o zaman bir tane kardeş. al. Gel vatandaş gel. Memur sınavı soru kitapçığı ile yüksek öğrenime geçiş sınavı soru kitapçığını alana dikey geçiş sınavı soru kitapçığı burada ablacığım, gel. Sayın seyirciler, Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere kamera karşısına geçtiğinde bir televizyon programının canlı yayın konuğu olan gazeteci Oral Çalışlar'ın sesi de yayına karıştı ve Kılıçdaroğlu için "abi adam gariban ya" dediği duyuldu. Evet, bir de bu basın toplantılarında sloganlar meşhur oldu yani. Abi oy kullanamamış bir adam ya. Neyse dinleyelim ya, bakalım. Gariban ya. Basketbol takımımızı... Bu teknik aksaklık devam etseymiş yazık ya. İşçi Kemal işte. Bak içim parçalandı ya. Memur Kemal ah memur Kemal gibi sözleri de duymamız olasılık dahilindeymiş herhalde. Sayın Oral Çalışlar'a "nerede boynu bükük bir garip görsen hor görme, kim bilir bir derdi vardır" diyoruz ve devam ediyoruz sayın seyirciler. Efendim, günün diğer gelişmeleri için muhabirimiz Beşir'e bağlanıyoruz. Evet Beşir, sendeyiz. Sayın seyirciler, panik yok. Panik yapmayın, sakin olun.
Biliyoruz ki yeni yayın dönemine televizyon kanalları 452 tane yeni diziyle giriş yaptı. Tamam sakin. Kafalar karıştı biliyorum. Yani vatandaş olarak panik yaşıyorsunuz. Çünkü kim kim ne nerede nasıl ne yapıyor? Kötü adam kim? Kim kime ne yapıyor? Fatma Gül'ün suçu neymiş falan? Sakin olun. Halk eğitim merkezleri tarafından yurdun her ilçesinde dizi izleme rehberlik kursları açıldı açılmak üzere. Vatandaşların bu yeni dizileri hakkıyla takip etmesi açısından devletimiz çalışıyor yani. Metin olun. Mümkün olan en fazla sayıda diziyi en etkin şekilde takip etme ve karakterlerin tüm özelliklerini ayakkabı numaralarına kadar akılda tutabilmek artık mümkün olacak diyorum ve referandum oylamasına geçiyorum. Sayın seyirciler dikkat ettiniz mi? Bu referandum oylamasında yine ne oldu? He? Yine her oylama sonucunda olan bir şey oldu. Ne oldu? Herkes başarılı çıktı. Evet, kime sorsam başarılı ya. Mesela AK Parti'nin liderlik ettiği evetçiler başarılı çıktı. %58 ile. Tamam, güzel. Ama diğer tarafa bakalım. CHP ve MHP'nin başını çektiği hayırcılara soralım. Onlara göre onlarınki de başarılı. Peki tamam diyelim, hadi öyle olsun. BDP de başarılı. %24 katılımı başardılar. Daha ne başarsınlar ya? Gördünüz mü? Yani herkes başarılı. Yahu ben ne anladım bu işten demeyin. Daha başarılı olanlar da var. Mesela sırf üşendiği için sandığa gitmemeyi başaranlar var. Sonra tercih damgasını böyle oraya buraya alnına yüzüne damgalayıp geçersiz oy verebilmeyi başaranlar bile var. Medya başarılı, sandık görevlileri başarılı, emniyet başarılı. Lan oy pusulası bile başarılı anasını satayım. Bir tek ben mi başarısızım ya? Hay Allah. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.